Ne duruyorsun pilot? Vursana şunu! Öldür! Bir adamı ensesinden vurmak yakışmaz bize Uygar. Arkadan vurmak korkakların işidir. O yüzden dön bakalım yüzünü. Sana yüzünü dön dedim. Eğer yüzümü merak ediyorsan sen karşıma geçeceksin. Konuşturma şu herifi pilot. Geber gitsin. Pilot, incelemem bittiyse geber şu herifi. Kimsin lan sen? Ha? Ne cins bir adamsın oğlum sen? Kızı bırak. Erkek erkeğe konuşalım. Hangi kızı? Uygar. Bu kız kim onu? Ben sana sonra anlatırım pilot. Sen önce şunun işini bir bitir. Peki. Ne oldu lan? Ha? Korktun mu? Ne oluyor? Harp! Sevda nerede? Sevda'yı kaçırdı. Kim lan bu adam? Adam karanlıkta görüyor. Yürüyün lan. Hadi, hadi! Arabaya bin. Yaralanmışsın. Ne yapacağız? Önemli bir şey değil. Yardım edeyim mi? Yok. Kan izi var. Ben vurdum. Ama çok kanıyor.
lan! Dur! Sevda arabada. Uygar sen benle gel. Onlar bizi senin arabayla takip eder. Yürü. Hadi hadi hadi. Hadi hadi hadi. Uygar, neye bulaştın oğlum sen? Kim olan bu herif? Kimse kim pilot? Ben sana adam orada vur diyorum. Sen niye vurmuyorsun herifi? Şşş, hop. Orada dur Uygar. Sen beni ne sandın oğlum? Tetikçim miyim lan ben seni? Öyle vur deyince vuracakmışız. Can borcunu unuttun galiba pilot ha? Ne zaman ihtiyacın olsa ara koşarak gelirim diyordun. Gelmedik mi? Uygar. Sen de gözlerinle gördün işte. Tam vuracakken adam karanlıkta saldırdı. Yarasa gibi adam. Bak Uygar, bu herif sıradan bir herif değil. Ben seni uyandırayım. Değil mi lan Vedat? Adam iyi pilot. Ha. Peki o kız kim Uygar? Ha? Sevda mı? Hı. Sevda benim sevgilim. Sevgilin mi? Evet sevgilim. Hiç öyle durmuyordu Uygar. Herifle tıpış tıpış gitti kız. Ya bilmiyorsun bir de konuşuyorsun pilot. Adam kızın ailesini öldürmekle tehdit etti. Kız onun için gitti herifle. Kız bana sığınmıştı. Koruyamadım. Sevdiğim kızı koruyamadım. Bunun insana neler yaptırabileceğini biliyor musun sen? Bir de karşıma geçmiş tetikçi miyim ben senin diyorsun. Vay şerefsiz vay. Vay şerefsiz vay. Bas gaza Vedat. Vedat bas gaza gidip bulalım şu karanlıkların adamını. Bundan sonra yarasa olsa elimizden kurtulamaz. Bas gaza Vedat. Kolun çok kanıyor. Hastaneye gitmeniz lazım. Hayır hayır hastane olmaz. Orada bulurlar bizi. Kim? Annem. Ne açmayacak mısın? Ne diyeceğim? Peşimde silahlı adamlar var mı diyeceğim. Kahretsin. Ne oldu? Niye durduk? Işık. Allah kahretsin ya. Allah kahretsin. Şimdi kıstırdık onu. Hadi inin. Hadi. Silahları gizleyin. Dikkat çekmeyelim. İn in in. Hadi hadi hadi. Geliyorlar. Dur, Cornell'le trafiği açamazsın. Torpido'da bir tablet var, onu ver hemen. Tableti ne yapacaksın? İstersen soru sorma şu anda bana. Ne diyorsam onu yap. Tamam, sormuyorum. Sakin oluyorum. Sakin oluyorum. Sakin oluyorum. Geliyorlar, yaklaşıyorlar. Ne yapıyorsun şu anda? Ya bir şey söylesene, ne yapıyorsun? Bir sakin ol. Ya bir de sakin ol diyor, ne yapayım ya? Yaklaşıyorlar, ne yapacağız? Ne yapacağız diyorum sana, yaklaşıyorlar. Hadi. Geldiler, geldiler, geliyorlar. Geldiler. Oldu işte. Vedat ne oluyor lan? Işıklar bozuk herhalde. Al bunu. Ben ne diyorsam onu yap. Gidiyor. Yok Reşit. Vedat ne oluyor lan? Çabuk arabaya hadi. Hadi hadi. Yürü, çabuk. Yürü. Ne yapacağım şimdi bunda? Ben söylediğimde sağ alttaki tuşa basacaksın. Tamam. Şimdi. Bastım. Ne oluyor lan?
Işıkları değiştirdi. Kaçabilmek için ışıklarla oynadı. Nasıl yaptı bunu ya? İmkansız bu. Karanlıkların adamı, ışıkların da efendisi çıktı değil mi? Kim ulan bu herif? Nasıl ya? Nasıl yaptın bunu? Ya sen yaptın ya. Ben bir şey yapmadım. Bahsedin bastım. Hadi anlatsana nasıl yaptın bunu? Ya zor bir şey değil. Trafik ışıkları kablosuz ağla çalışıyor. Oraya girmek yeterli. Bunu nereden biliyorsun? Ya yazılım işlerinden anlarım biraz. Torpidoya koyabilirsin. Anlamıyorum ya, anlamıyorum ya. Herif avucumuzun içinden kaçıp gitti. Benim de anlamadığım şeyler var. Sen hele bir sahile çek bakalım Vedat. Ne oluyor pilot? İn Uygar kardeş. İn, adam akıllı konuşalım. Benim kafam böyle bir şeye basmayınca biz o işi yapamayız. Anladın? Hadi. Anlat bakalım Uygar. Kim bu herif? Seninle derdi ne? Neden senin sevgilini kaçırdı? Bu kızın ailesini neden ölümle tehdit ediyor? Hele bir anlat. Biz de bilelim. Vallahi ben de çok bir şey bilmiyorum pilot. Bir adını biliyorum. Ali. Hı. Ha bir de hocaymış. Hoca mı? He. Duydun mu Vedat? He? Adam hocaymış oğlum. Duydum pilot. Hoca he? Hoca. Ali Hoca. O kadar adamı tek başına dövdün karanlıkta. Hadi diyelim karate dersi falan aldın. Sadece bu değil ki. O trafik ışıklarını nasıl ekledin ya? Ben anlamadım. Nasıl bir hocasın sen? Hoca değilim. Belki ondandır. Gizemliyiz galiba. Sırları olan insanların başka özel güçleri olduğuna da inanmak lazım. Başka özel güçleriniz var mı? Gittikçe merak etmeye başladım da. Alakası yok. Ben gerçekten anlayamıyorum. Hem dövüş ustası, hem hızlı şoför, hem hoca, hem dahi hacker. Beş parmağınızda beş marifet. Dört. Ne? Dört tane saydın. Eminim başka hünerleriniz de vardır. Ben önceden söyleyeyim dedim de. Çok acıyor mu? İyiyim ben. Oğlum bak, emin misin? Bu hoca, bizim aradığımız hoca mı? O işte pilot. İsim, adres, her şey tutuyor. İşe bak sen ya. Uygar, bu adamla ilgili başka şeyler de biliyorsan direkt kafadan söyle. Biz de ona göre ilerleyelim. Yani dedim ya pilot, çok bir şey bildiğim yok diye. Sadece bu herif böyle eskiden karanlık işlere bulaşmış. Ama sonradan elini eteğini çekmiş, bırakmış yani. Ya bırakmış hali buysa? Köksal. Efendim Köksal. Alo. Uygar Bey. Sevda'dan haberiniz var mı? Annesi arayıp duruyor ama bir türlü açmıyor. Merak içindeyiz. Sevda'yı kaçırdılar Köksal.
Ne? Kaçırdılar mı? Ne? Yoksa, yoksa ne olmuş? Ne kaçırması ya? Kim kaçırmış? Tuğçe'nin mahallesinden bir adam. Ama merak etme. Onu bulacağım. Sevda'yı bulacağım. Ve o haydutun elinden kurtaracağım. Köksal, Köksal ne oldu? Köksal ne oldu? Bir söyle. Ne yapıyoruz patron? Ne mi yapıyoruz? O herifi buluyoruz. Bu herifi bulacağım. Sonra da ben ona ne yapacağımı çok iyi biliyorum. Hadi gidelim. Ali biz nereye gidiyoruz şu an? Az daha sabret. Geldik sayılır Sevda Hanım. Bak ben sana Ali dedim. Anlamadım. Yani sen de bana Sevda diyebilirsin. Biz kendi aramızda böyle konuşuyoruz. Tabii sizi bilmem de hocam. Eyvallah. Anlaştık. Öyle olsun bakalım. Ne oldu? Bilmiyorum, bakacağız. Ne olmuş? Bozulmuş mu? Arada bir nazlanır böyle. Araba mı? Hı hı. Ben şimdi ikna ederim onu yola devam etmesi için. Sen arabadan da mı anlıyorsun? Biraz. Al işte. Beşinci marifetini de bulduk. Ben demiştim. Yardım ister misin? Gerek yok, sağ ol. Geldin. Şey, ben evet. Bagajda alet çantası olacaktı. Getirir misin? Hı hı. Getiririm. Ali, burada kurt var galiba. Çanta? Ha? Çantayı alayım. Çanta. Sen arabaya geç otur, oraya giremez kurtlar. Giremez değil mi? Giremez. Kurtların kapıyı açılmadığını söylediğin iyi oldu. Düşünememiştim ben de. Ne oldu? Çalışacak mı şimdi? Yok artık. Sen kurtlarla savaşırken üstünü başına batırmışsın. Onların zayiatı ne kadar?
Yani kayıpları kaç acaba? Sen kendine bak. Ne? Yüzün gözün diyorum. Araba yağı olmuş diyorum. Yok, aşağısı biraz. Oldu mu? Dur dur, ben hallederim şimdi. Galiba. Yok, ufak bir kasis aslında. Kasisin bize armağanı da çalışmayan radyonun çalışması oldu. Kolundaki kanama artıyor işte. Hastaneye gidelim dedim sana. Niye inat ediyorsun? İyiyim ben. Geldik sayılır. Nereye geldik sayılır? Yanlış yola girdik galiba. Ev mev yok burada, baksana. İleride. Az kaldı. Sabret biraz. Ya bu dağ başında kim yaşar ki? Niye söylemiyorsun nereye gittiğimizi? Tuğrul Baba'ya. Tuğrul Baba? Tuğrul Baba kim? Yetimhanede bana bildiğim her şeyi öğreten adam. Geldik işte. Sağda. Dur. Kim var orada? Benim Tuğrul Baba. Ali? Ali sen misin? Benim baba. Bir de misafirim var. Kim oğlum misafirim? Sevda ben. Hoş geldin kızım. Hoş bulduk. Babam. Kan bu oğlum. Yaralısın sen. Evet. Yardım edin ne olur. Çok kanıyor. Ali. Ali ne oldu sana? Yok, yok bir şey Tuğrul Baba. Ufak bir sıyrık sadece. Hadi içeri geçelim. Niye geldik buraya? Adamcağız görmüyor bile. Nasıl bakacak ki yarana? Tuğrul Baba'nın gözleri görmez ama elleri görür. Karanlıkta görmeyi bana o öğretti. Merak etme. Hadi. Dur. Dur, ben şuraya hemen açayım. Ah be oğlum. Yine mi başladın bu işlere? Ne işlerine? Ya yaralandım ya, ondan bahsediyor. Değil mi Tuğrul Baba? Benim yüzümden oldu hepsi, benim yüzümden.
yüzünden oldu. Senin yüzünden mi? Bana işin aslını anlatacak mısınız? Yok Durul baba, onunla bir ilgisi yok. Olacağı varmış. Anlatacağım sana her şeyi. Benden bir şey gizledin mi bugüne kadar ben? Ama önce şu yaraya bir bakalım hadi, ne olur. Kızım, içeriden leğenle bir temiz bez al. Bir de su ısıt, iyice kaynasın. Tamam. Yine annense bu defa aç telefonu. Boş boşuna meraklanmasın kadın, yazık. Ya sen ne karışıyorsun? Ben sana eşini ara, oğlunu özlemiştir, bir ara konuş diyor muyum? Bilmiyor mu? Bilmiyor. Ne saklıyorlar benden? Kim bu kız evladım? Tamam, biri bela olmuş. O da kaçarken benim evime sığındı. Hepsi bu. Nerede bela? Gelir seni bulur zaten. Ne yapalım Tuğrul baba? Sen söylemedin mi yıllar önce bana? Bela sana kahretsin. Sen belaya selam et. En son silah oğlunu öldürenlerden İntikam almak için almıştın eline. Fotoğraftaki oğlunuz mu hocam? Çok tatlı. Ali anne. Sevda! Sevda annem! Annem! Neredesin annem sen? Neredesin? Anne ağlama lütfen ya. Neredeymiş? Neredeymiş Ayri? Annem! Annem sen neredesin? Kim kaçırdı seni ha? Ne diyorsun anne? Beni kimsenin kaçırdığı falan yok. Kim kaçırmış? Sevda! Bana bak. Bana doğruyu söyle. Uygar Bey. Tuğçe'nin mahallesindeki o adamın seni kaçırdığını söyledi. Yalan söylüyor o pislik. Asıl o kaçırdı beni. Ali Hoca da kurtardı. O çok iyi bir anne. Benim için hayatını tehlikeye attı. Yaralandı. Şimdi onun yanındayım. Neden yalan söyledi Uygar Bey? Neden yalan söyledi o zaman? Çünkü yalancı bir pisliğin teki. Bak Sevda, babanla ben gelip hemen alalım seni. Neredesin anneciğim? Söyle bana, neredesin sen? Siz gelmeyin anne, ben geleceğim. Sevda bak. Sinan bize her şeyi anlattı anneciğim. Baban da çok pişman. Ne olur eve gel anne. Anne. Sinan iyi mi? İyi o, iyi. İyi, hiç merak etme. Sinan iyi. Odasında şimdi yatıyor ama o da çok pişman oldu. Dört gözle seni bekliyoruz biz anneciğim. Tamam, konuşuruz anne. Ben iyiyim. Ararım sonra. Bir sor. Neredeymiş? Bir sor. Kapattı. Of.
Göksal. Heh. Uygar Bey yalan söylemiş. O adam kaçırmamış Sevda'yı. Ya bir dakika, bir dakika Ayrıca. Kimin doğru söyleyip yalan söylediğini bilemeyiz şimdi. Göksal, biz kızımıza mı inanacağız, o adama mı inanacağız? Ya böyle dikime dikime gelme benim. Ya şimdi Sevda ne durumda biliyor muyuz? Belki zor durumdadır, onun için öyle söyledi. Hadi sen bir daha sor neredeymiş, hadi tam olarak öğren. Sordum ya işte. Ya bir daha sor, bir şey olmaz, hadi. Tamam. Tamam. Açmıyor işte. Ya biz kimin mevduasını aldık? Ne günahımız var bizim? Senin yok Ayrıca. Senin yok ama benim çok. Sinan! Sinan, Sinan annem nereye? Ablamı bulacağım anne. Dur anneciğim. Anne benim yüzümden oldu. Şimdi de gidip getireceğim onu. Ulan it! Başımıza açtığın belalar yetmedi mi? Bir de seni mi arayacağız? Hadi içeri geç, asabımı bozma. Geç! Sinan! Sinan! Dur! Sinan! Dur, dur, dur. Allah'ını seviyorsan dur Köksal, dur. Ya Sevda'yı eve kapattın, kaçtı. Şimdi Sinan'ı da eve kapatacaksın da ne olacak? Getirdin mi kızım? Getirdim Tuğrul baba. Şimdi söylediklerimi yap. Tamam. Ali ben çok özür dilerim. Siz az önce konuşurken duydum. Oğlunun öldürüldüğünü bilmiyordum. Bilseydim öyle saçma sapan konuşmazdım. Çok özür dilerim. Özürlenecek bir şey yok. Tamam Sevda kızım. Kendini üzme. Şimdi yarayı güzelce temizle. Ben mi? Elbette sen. Tamam. Acıyor mu? Ne oldu lan? Buldun mu Uygar ha? Ah buldun. Oğlum senin aklın bazen duruyor lan. Adam karanlıkta hepimizin içinden geçti. Kırmızıyı yeşil yaptı trafikte gördün. İlle de tutturdun evine gelip bakalım diye. Oğlum. Herif kurnaz teki lan. Hiç gelirim evine. Bunun bir arkadaşı vardı. Hı. Bizi dövdük diye sinirlenmişti. Bak o herifi bulursak bizi Ali'ye götürebilir. Arazi araştırmasına yarın gündüz gözüyle devam ederiz Uygar, olur mu? Bunun ne işi var burada ya? Tuğçe. Tuğçe. Aa. Uygar Bey siz miydiniz? Sevda'dan haber var mı? Yok. Yani bildiğim kadarıyla en son siz alıp götürmüşsünüz buradan. Ne oldu ki? Bak Tuğçe. Eğer akıllı olursan cebin hiç görmediğin kadar çok para görür. Ama yok Sevda'nın yerini biliyor da saklıyorsan. Saklamıyorum Uygar Bey. Hem sizin gibi bir adam her kadın için talih kuşu sayılır. Ha Sevda şu an bunun farkında olmayabilir. Ama eminim yakında da fark edecektir. Şunu bir arasana neredeymiş öğrenelim. Ben aradım. Hatta annesi Hayriye teyze sorunca da aradım. Ama yok açmıyor benim telefonumu. Ya şu Ali denen herifin kıymetlisi yarım akıllı bir adam var. Neydi onun adı? Şey... Hüda verdi mi? Ha işte her ne altsa. Onun evi nerede? Yani bildiğim kadarıyla onun bir evi yok. Orada burada kalıyor. Ha. Bak işte hanımefendiyi duydun.
arkadaşı yerleşik değilmiş. Yani bugün bulamayız biz onu, hadi. Oldu o zaman, iyi akşamlar. Eyvallah. Uygar, senin sevgilinden yürüsek, ha? Bu kızın bir ailesi falan yok mu? Onlara söylememiş mi yerini? Aradım oğlum, onların da bir şey bildiği yok. Nasıl yok lan? Bu kız anasını babasını hiç mi aramamış? Belki de biliyorlar da senden saklıyorlar. Ya ben de niye saklasınlar Pilo? Ama yine de bir ağızlarını aramakta fayda var. Hadi. Ali oğlum, iyisin değil mi şimdi? İyiyim Turul baba, daha iyiyim. Aslında üstün başın kan olmuş, bir değiştirsek iyi olur ama. İçeride benim gömleklerim var kızım. Getir de bir bakalım. Birisi uyar herhalde. Yok Turul baba, yok. Uğraşamam şimdi onunla. De Sevda'nın her tarafı çamura bulanmış. Söylesene oğlum. İçeride odada kızından kalma kıyafetler var. Hadi kızım. Yok, teşekkür ederim. Olur mu kızım öyle? Madem çamur olmuş, bak beğenmezsen giymezsin. Hadi git, o da yukarıda. Pilot, siz burada bekleyin. Ben bir konuşayım, geleyim. Eyvallah. Aşk denen şey ne acayip değil mi pilot? Şuraya bak. Uygar Sarıkaya gibi bir iş adamını bile ne hale getirdi. Yani... aşk tamam da... ben bu kızdan bir şey anlamadım be Vedat. Bu Uygar bizden bir şey saklıyor ama ne? Kafanda bir şey mi var? Şimdilik sadece... kocaman bir soru işareti var. Uygar Bey, ben de seni arayacaktım. Bana yalan söyledin. Ne diyorsun sen be? Ne yalanı? Sevda'yı sen kaçırmışsın. Diğer adam da onu kurtarmış. Sevda annesine böyle söylemiş. Diğer adam dediğin kim ki yoksa? Ha? Tanıyor musun da kurtarmış diyorsun? Nereden tanıyayım ben? Kimmiş? Sevda da daha tanımıyor. Herif katilin teki. Bir gecede onlarca adamı katletmiş bir psikopat. İlginç bir herif. Işıkları değiştiriyor. Herif karanlıkta görüyor. Karanlıkta mı görüyor? Evet. Nasıl yapıyor anlamadım ama karanlıkta görüyor. Neymiş bu adamın adı? Ne yapacaksın sen adamın adını Köksal ha? Ali'ymiş. Bak Göksal, Ali öyle herhangi biri değil. Çok özel yetiştirilmiş biri. Öyle bir adam ki karanlıkta bile görüyor. Çok dikkatli ol. En ufak bir hata yaparsan bütün ailenin öleceğini bil. Hayır. Olamaz. Ne olamaz? Ne olamaz? Ne anlatıyorum ben sana? Adam ölüm makinesi. Bak, eğer Sevda'nın yerini biliyorsan bir an evvel söyle, iş işten geçmeden. Bu Ali denen adam, o adamları niye öldürmüş? Hangi adamları? Ne diyorsun sen Köksal? Sen neyin peşindesin ya, ha? Psikopatlarından öldürmüş.
Sen bir şey mi biliyorsun yoksa? Sevda sana telefonda söyledi mi nerede olduğunu? Hayır. Nerede olduğunu öğrenirsen bana muhakkak haber ver. Ne oldu Uygar? Ha? Öğrenebildin mi bir şeyler? Ya yok, bunun bir şey bildiği yok. E artık yarın bakacağız Uygar. Zaten bu saatten sonra onun yakasını sen bıraksan, ben bırakmam. Artık bizim de onunla ayrı bir meselemiz var. Değil mi Vedat? Öyle pilot. Bizim tekerimize çomak sokmak neymiş, ben ona göstereceğim. Karanlıkta özür dileteceğim. Karanlıkların adamı olmak neymiş, ben ona tek tek öğreteceğim. Anladın? Hadi. Hadi eyvallah. Eyvallah. Hadi sağ. Çok yakışmış. Teşekkür ederim. Senin kıyafetlerin de yukarıda. Yorgunum şimdi. Sonra giyerim. Bu arada Tuğrul babanın kızı nerede? Neredeyse bedenlerimiz aynı. Uzun hikaye. Sonra anlatırım. Hadi sen de yat, dinlen biraz. Tuğrul baba yerini hazırlamıştır. Tamam, dinlenirim. Sen uyu. Sevda, o adamla ilgili başka ne dedi sana? Hangi adam? Ya işte o beni kurtardı dediği adam. Ha, beni kurtardı dedi işte. Çok iyi bir adam dedi. Benim için yaralandı dedi. Başka? Başka bir de hoca dedi adam için. Hoca mı? Yok ya, yok yok. O değil. Yok yok. Bütün gece sayıkladı. Kızım, sen hep burada mı kaldın? Gidip hiç yatmadın mı? Yok. Ben ara sıra daldım, uyandım. Uyudum sayılır, uykum yok. Tuğrul baba, Ali'nin oğlu öldü ya. Peki ya karısı nerede? Ne sen sor, ne ben söyleyeyim kızım. Onu da öldü say sen. Niye? Niye? Sayıklamaya başladı yine. Niye? Niye? Ne hissediniz lan oğlum lan? Ne hissediniz sen oğlum lan? Ha, küçücüktü o. Yemin öldürmeniz lan. Niye? 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 Ali. Niye? Ali. Ali, uyan, kabus görüyorsun. Ali. Uyan.
Yine ateşi yükseldi. Ali oğlum, hastaneye götürmemiz lazım seni. Burada böyle olmaz. Hastane olmaz Turul baba. Şimdi Hüdaver diye ararım. O ne gerekiyorsa getirir. Nasıl da halledeceksin işte abi. Hüdaver de. Efendim? Koştur koştur nereye böyle? Eczaneye. Şş, hayırdır ne işin var eczanede? Ali hocam ilaç istedi onu alacağım. Hadi git. Oğlum var ya, bunlar kesin bir şeyler karıştırıyor. Buyurun. Çok teşekkür ederim. İyi günler. İyi günler. Duygu abla, hı? Yara dezenfektanı, pomat, tromel steril gazlı bez, flaster, bir de sefazonik iğne lazım. Tamam Hüdaverdi. Bunlar ne için lazım? Ali hocam istedi. Ne oldu? Ali'ye bir şey mi oldu? Bana bir şey oldu demedi. Git bunları al gel. Yalnız gel. Kimseye de bir şey söyleme dedi. Anne, acil gelir misin? Hemen çıkmam lazım. Gençler. Bir bakın bakayım buraya. Buyur abi. Ali hocanız nerede? Biz görmedik ama. Onun bir de bir arkadaşı vardı böyle şişman. Bir daha verdi mi? Ha. Eczaneye gitti. Ali hoca ilaç istemişti ondan. Nerede bu eczane? Şu ileride. Eczaneden çıkmadan yakalarsak Ali Hoca'yı bulduk demektir hadi. Siz de şimdi gidin lan. Bunları koy içine. Bunları da. Ben de geliyorum. Olmaz. Ali Hocam yalnız gel dedi. Belli ki pansuman yapılması lazım. Sen yapamazsın. Bana ihtiyacı var anlamıyor musun? Ama Ali hocam dedi ki... Hayırdır kızım ne oldu acil dedin. Hüdaverdi gidiyoruz. Tamam. Söylesene kızım ne olduğunu. Anne acil dedim ya hadi. Aa Duygu. Kızım senin ne işin olur Hüdaverdi ile? Kızım cevap versene. Ne oldu? Nereye gidiyor Duygu? Ali hocaya bir şey mi olmuş? Neyi soruyorsun sen İlhan? Hı? Neyi? Kızını mı? Ali'yi mi? Meral, sen de bana kızmak için bahane arıyorsun. Duygu nereye gitti diye soruyorum. Bunda kızacak ne var anlamıyorum. Ben de seni anlamıyorum İlhan. Bu saflıkla nasıl yaşıyorsun gerçekten hiç anlamıyorum. Kızımı da kendine benzeteceksin diye ödüm kopuyor. Siz bekleyin. Öyle hurra hep beraber mekan basar gibi gitmeyelim. Ürkütmeyelim insanları. Sen de kal Sarp. Hadi. İyi günler. İyi günler buyurun. Biz Hüdaverdi'ye bakmıştık. Biraz önce burada olduğunu söylediler de. Ha evet buradaydı. Sonra galiba kızımla bir... İlhan. İlhan'cığım. Beyefendiyi hatırlamadın mı? Hani geçen gece bize caminin olduğu sokakta Ali'yi sormuştu. Aa evet hatırladım. Ben de hatırladım şimdi. Hatta yanınızda kızınız vardı galiba. Hı hı. Kızınız eczacı galiba. Evet. Hı hı.
Bu dükkanda onun sanırım. Evet. Maşallah, ne güzel. Efendim ben açık konuşacağım sizinle. Önce kendimi takdim edeyim, bana pilot derler. Uygar Bey arkadaşım da benim gibi bir iş adamıdır. Bu Ali Hoca denen adamla aralarında çözülmesi gereken bir mevzu var. O yüzden biz aslında Hüdaverdi'yi sorduk size. Hani siz de yardımcı olabilirseniz. Biz nasıl yardımcı olacakmışız pardon? Kızınızı arayıp nereye gittiklerini sorabilirsiniz mesela. Kızımla ne alakası var? Biraz önce beyefendi birlikte gittiklerini söyledi. Eşim karıştırmış. Yok öyle bir şey. Madem öyle bir şey... Tamam o zaman. Biz size daha fazla rahatsızlık vermeyelim. Uygar Bey. Güle güle. İyi günler efendim. Bu sefer çok ileri gittin ama Meral. Karıştırmış ne demek yahu? Buna da deseydin bari dost doğru. Ya hakikaten bu saygısızlık artık. Saygısızlık öyle mi? Evet. Sen neyin peşindesin İlhan acaba ha? Ali Hoca dediğiniz adamın belalıları eczaneye kadar indi görmüyor musun? Ne belalısı yahu, iş adamı bunlar. İş adamı mı? Evet. İş adamı? Evet. Yani görünüşlerinden, davranışlarından falan hiçbir şey anlamadın mı? Hayır. Anlamadın. Tabii. Nasıl anlayacaksın ki? Nasıl anlayacaksın? Ay Duygu'nun da laf dinlediği yok. Ali'nin peşine düştü. Ah dur bakalım başımıza daha neler gelecek. Ah benim akılsız kızım. Ah akılsız kızım. Hangi lise kızıyım bilmiyorum ki. Babası böyle şeyler yaparsa kızı neler yapmaz ki? Ya pilot o ne haller öyle? Eczanede inceldin de inceldin. Yani bilmeyen de seni iş adamı, beni gayrimeşru sanır. Ya Uygar. Oğlum bak kaç kere söyledim. Arazi çalışması öyle höklü höklü olacak iş değil. Vakvakları ürkütmeden sonuca gideceğiz. Rahat olsana sen. Rahat ol diyor ya. Benim sevdiğim kadın kaçırılmış. Ben nasıl rahat olayım? Burada bekleyeceğiz. Nasıl olsa gelecekler. O yarasının adresini öğrenince de direkt tepesine bineceğiz. Rahat ol. Efendim Uygar Bey. Alo Tuğçe. Neredesin sen? Evdeyim. Şu sizin aşağıdaki sokakta bir eczane var. Kimin o biliyor musun? Evet, Duygu'nun eczanesi. Ne oldu ki? Onlar muhtemelen Ali'nin yerini biliyorlar ama benden saklıyorlar. Çaktırmadan ağızlarını bir yoklasan. Tamam, hiç merak etmeyin. Ateşe hiç düşmedi. Hüdaverdi nerede kaldı ya? Ali. Ali. Benim yüzümden oldu. Hepsi benim yüzümden oldu. Ali. Ali. Ya niye cevap vermiyor Tanrı Baba? Tamam kızım. İyileşecek. Ali. Duygu abla, Ali hocam bana yalnız gel dedi. Kimseye de bir şey söyleme dedi. Yalnız gel dedi. Tamam Hüdaverdi, tamam. Arabaya bindiğinden beri hep aynı şeyi söylüyorsun. Ne taraftan? Sağdan. Pansuman yapılacak. Duygu Hanım'ı da al gel deseydi beraber gelirdik. Tuğrul Baba'nın evi burası. Ama bana yalnız gel dedi. Kimseye de bir şey söyleme dedi. Burası mı? Burası. Ali.
Ateşi çok yüksek. Kolu yaralı. Ali Hoca'nın kolu kanıyor. Kolu kanıyor. Şurası. Biraz kenara çekilir misiniz? Şunu haber çantayı verir misin? Kurşun yarası bu. Nasıl bir belaya bulaştırdılar seni Ali? Nasıl bir belaya? Peki ama siz yine de Duygu'ya benim geldiğimi söylersiniz. Tabii tabii. Söyleriz tabii. İyi günler. Hani Duygu'ya da kaç defa söyledim şu kızla muhatap olma diye. Kendisine benzetecek. Onun yüzünden ada çıkacak yani. Tabii benim kızım saf. Saf saf benim kızım saf yani. Herkesi kendisi gibi zannediyor. Kendine geliyor. Allah'ım çok şükür sana. Duygu Hanım. Ali Hocam çok geçmiş olsun. Sağ olun. Duygu Hanım'ı da yormuşsun buraya kadar, daha verdi. Hocam Duygu abla kolunu sardı. Sargıda kan vardı. Ben ısrar ettim gelmek için. Sağ olun. Zahmet etmişsiniz. Ne zahmeti hocam? Ben size bir şey oldu diye çok endişelendim. Allah'tan kurşun sıyırmış sadece. Anlaşılan iyi niyetiniz yine başınıza iş açmış. Yani keşke uğruna canınızı ortaya koyduğunuz insanlar bunu biraz hak etse. Hüdaverdi. İstersen Duygu Hanım'ı eve bırak. Ailesi merak eder. Bizim acelemiz yok değil mi Hüdaverdi? Annemlere çıkmadan önce haber verdim ben. Siz endişe etmeyin. Sizi böyle bırakıp gidersem aklım burada kalır hocam. Olsun Duygu Hanım, iyiyim ben. İlhan abim, Meral abla merak etmesin boşuna. Hadi gidin siz. Tamam hocam. Tamam ama yarın tekrar gelirim. Yarının pansuman yapılması gerekiyor. Pansumanı ben yaparım. Merak etmeyin. Hayır yapamazsın. Mikrop kapmaması lazım. Duygu Hanım, yarınki durumuma göre haberleşiriz, olur mu? Tamam hocam. İlacınızı buraya bıraktım, yalnız tok karnını almanız gerekiyor. Ben yemeğini hazırlar, yedirdikten sonra da ilacını içiririm. Siz burada mı kalacaksınız? Tabii, burada kalacağım. Bir mahsuru mu var? Hüdaverdi kalsın. Biz de gidelim. Hem belki sizin aileniz de sizi merak etmiştir. Haberleri var, merak etmezler. Doğru. Niye merak etsinler ki? Ne dediniz? Duyamadık Duygu Hanım. Pardon? Hüdaverdi. Hadi siz geç kalmayın artık. Götür Duygu Hanım eve. Tamam hocam. Gidelim Duygu abla. Görüşürüz hocam. Oh be! Nihayet. Bir an hiç gitmeyecek sandım. Niye bu kadar rahatsız etti ki Duygu Hanım seni? Ben bütün bunlar benim yüzümden oldu diye kahroluyorum. Bir de o gittikçe üstüme geliyor. Yok ya, belki sana öyle gelmiştir. Yani öyle bir kız değildir Duygu. Nasıl biridir? Şimdi tanımıyorum ya, günahını da almayayım. Öncesini bilmiyorum sonuçta.
öncesi derken? Yani ne bileyim. Böyle buraya çağrılmadan gelebildiğine göre vardır bir bildiği. Ya da hissettiği. Ya ne alakası var? Yardıma geldi işte. Hem pansuman iyi geldi. Rahatladım biraz. Tamam ya. Rahatladıysan sorun yok. Bir çay içer miyiz? Hem de nasıl? Ben yaparım şimdi. Hadi kızım. Kendi elinle bir çay yap bize. Tamam. O kız yüzünden galiba. He? Yoksa Ali'nin ne işi olur yarayla kurşunla, değil mi? Güzel kızdı ama değil mi Duygu abla? Sus Hüdavert, sus. Annemler sorarsa sakın Ali'ye gittiğimizi söyleme, tamam mı? Baban sorarsa? Annemler deyince babam da içinde Hüdavert. Babam da içinde dedi. Ali, dilinle verdiğin cevap, kalbinle verdiğin cevapla aynı oluncaya dek soracağım. Benden kaçamazsın. Biz senden kaçmayız Tuğrul Baba. Sana kaçarız. Bu kız kim ki? Silahını onun için eline alıyorsun. Yıllar sonra tövbeni bozuyorsun oğlum. Ali oğlum, cevap vermemek de cevap vermektir. Yok Tuğrul baba, yardıma ihtiyacı vardı. Ben de yardım ettim, hepsi bu. Yardım etmek başka, tövbe bozmak başka oğlum. Bu kız senin için neden bu kadar önemli? Tamam, ben anladım. Bu kız sana kapılmış oğlum. Ne alakası var ya? Amcaya bak, görmüyor, uyduruyor. Yok, Tuğrul baba. Onu korurken yaralandım ya. O yüzden kendini suçlu hissediyor. Ondan öyle davranıyor. Öyle değil oğlum. Bu başka. İnsan ne yaparsa yapsın kalbindekini saklayamaz. Gördüm ben. Neyi gördün? Nasıl gördün acaba? Çayları soğuttun kızım. Versene. Duygu abla, Ali hocamın nerede olduğunu kimseye söyleme, tamam mı? Herhalde bir daha verdim. Hocan nerede? Sen geçen kapıyı kıran adamsın değil mi? Geçen kapıyı kırdın, şimdi bana silah mı doğrultuyorsun? Neden bana kendini sevdirmiyorsun? Senin duyguların çok karışmış. Ne diyorsun lan sen? Bana Ali hocanın yerini söyle, yoksa seni öldürürüm. Sevda'yı kim sağlamaz benim elimden? Sevda kim? Ali hocanın yanındaki kız mı? Merak etme, o iyi durumda. Ben gördüm onu. Çok da sevdim. Benim de bir zamanlar sevdiğim bir kız vardı. Adı neydi onun ya? İnsan sevdiği kızın adını unutmaz derler ama sen şimdi böyle birden sorunca ben unuttum onu. Sorduk mu lan? Sormadın mı? Bak beni delirtme. Ali nerede? Söyle yoksa öldürürüm seni. Ne oluyor burada? Ne istiyorsun ya Hüdavert'ten? Onun kimseye zararı dokunmaz. Ne istiyorsun? Dağ başı mı burası?
Uygar, indir silahı. Pilot sen karışma. Uygar, indir silahı. Bak, hanımefendiyi de korkutmuşsun. Yakışıyor mu oğlum bize öyle sokak ortasında silah çekmek? Ne oluyor burada? Bir yanlış anlaşılma olmuş da siz arkadaşın kusuruna bakmayın. Ali Hoca kız arkadaşını kaçırınca onun da biraz dengesi bozuldu. Ali Hoca kimseyi kaçırmadı. Nasıl kaçırmadı? Çekin gidin buradan. Yoksa polis çağırırım. Polislik bir durum yok hanımefendi. Arkadaş bir an için duygularına hakim olamadı, hepsi bu. Bir daha olmaz yani, kusura bakmayın. Tamam, yürü bakayım. Hadi. Yürü kızım, yürü. Yürü gidelim biz. Hüdaverdi nerede? Boş ver Hüdaverdi. Nerede lan? Nereye gitti bu herif? Nereye gitti? Şimdi buradaydı. Sarp. Koşun yakalayın, burada bir yerdeydi. Koşun, yakalayın. Senin yüzünden kaçırdık şişmanı. Uygar. O kız niye kaçırma falan yok dedi oğlum? Ne bileyim ben. Saçmalıyor işte. Koş! Koş! Koş, koş! Kızım, o yarım akıllı hüdaverdiyle nereye gittin sen, ha? Ali'nin yanına değil mi? Anne gerçekten çok işim var, sonra konuşalım mı? Duygu, ne istiyorlarmış o adamlar hüdaverdiden? Yani bilmiyorum baba. Bilmiyorum baba. Bilmezsin tabii. Bakın size söylüyorum, o Ali Hoca dediğiniz adam hüdaverdinin de başını yakacak. Aha yazıyorum. Tuğçe geldi bu arada, seni sordu. Ne zaman? Biraz önce. O kaçırılan kız onun arkadaşıymış. Ailesi çok zor durumda kalmış. Ne yapsak diyorlarmış. Bir gidip konuşayım o zaman ben Tuğçe'yle. Ne konuşacaksın acaba Tuğçe'yle? Her şeyi de söyle. Kızım, ben sana Tuğçe'den uzak dur demiyor muyum ha? Adın çıkacak mahallede durduk yere. Anne, başta mı yine ya? Ben gidip geliyorum hemen. Hiç laf dinlemiyor ki. Hiç. Sağ ol. Afiyet olsun. Turul Baba'nın sorusuna neden cevap vermedin? Hangi sorusuna? Dedi ya, bu kız senin için neden bu kadar önemli diye. Ya, Turul Baba şey için söyledi onu. Ne için? Yani... Seni çok fazla tanımıyorum ya. O yüzden. Çok haklı. Bence hatta beni hiç tanımıyorsun. Ama benim için hayatını tehlikeye attın. Neden? Benim yerimde kim olsa aynını yapardı. Anladım. Kim olsa aynısını yapardı. Tamam ya, sen öyle diyorsan. Çocuklar, siz hiç üzülmeyin, tamam mı? Ben şimdi Ali hocamı arayacağım. O tarif edecek.
Ben de tamir edeceğim uçurtmayı, tamam mı? Sevda abla. Ali hocam verir misin? Hüda verdi. Tamam, tamam. Hüda verdi. Alo, Hüda verdi. Hocam bu uçurtmanın çıtası kırıldı. Neredesin sen? Senin evin yakınlarındayım hocam. Hüda verdi, ne işin var orada? Çabuk uzaklaş oradan. Hocam çocuklara söz verdim uçurtmayı tamir edeceğim diye. O geçen gün kullandığım yapıştırıcı, çivi, çekiç falan vardı. Onlar nerede? Tamam Hüda verdi, tamam. Ama acele et. Bahçedeki çiçeklerin arasında bir anahtar var. İçeri girince koridorda soldaki dolabın içinde de... Yapıştırıcı, çekiç, çivi ne istersen var. Ama işini hemen hallet ve uzaklaş oradan. Bak, sıkıntılı bir durum olursa da bana haber ver. Tamam hocam. Tamam artık sıkmayın canınızı. Hadi bakalım tamir etmeye gidiyoruz uçurtmayı, hadi. Üzülmeyin artık, tamir edeceğim, hadi yürüyün. Acıyor mu? Yok. İyiyim ben. Ya sen kimin tarafındasın pilot ya? Kimin tarafındasın? Tabii ki senin tarafındayım. Ama öyle sokak ortasında silah çekmekle olmaz bu işler. Her şeyin bir raconu var. Ya ne raconu ya? Ne raconu? Hay bekleyelim dedin. Diktin bizi buraya. Geldiler işte. Patron. Ne oldu? Hüda verdi, toz oldu. Bulamadık. Pilot. Hı. Geç kaldık, gidelim. Ha. Gidelim. Uygar. Biz Vedat'la bir mezarlığa gideceğiz. Ernikon'un ölüm yıldönümü bugün. Rahmetlinin ruhu bizi bekler. Eğer sen bu Ali Hoca'nın yerini öğrenirsen bize haber et. Hep beraber çökeriz. Tamam. Sen burada kal. Hadi eyvallah. Ya nerede bu şişman ya? Nerede bu şişman? Şş, sar. Patron. Ne? Baksana. Siz hiç üzülmeyin. Ben tamir edeceğim uçurtmayı. Eskisi gibi olacak. Ne duruyoruz patron? Şş, ürkütmeyelim. Yürü. Tutun. Ben hemen geliyorum, tamam mı? Zühr. Siz şöyle ileride oynayın bakalım. Biz Hüda Verdi abinizle bir şey konuşacağız. Ama Hüda Verdi abi uçurtmamızı tamir edecekti. Başlatmayın uçurtmanıza. Hadi. Kal orada. Ama sen niye sürekli benim karşıma çıkıyorsun? Ben seni unutmaya çalışıyorum. Sen sürekli kendini hatırlatıyorsun. Bu silah bana dışarıda doğrulttuğun silah mı? Sanki farklı gibi. Kapalı ortamda ışıkla ilgili herhalde. Bakayım bir. Evet, sanki rengi değişmiş. Silahı mı değiştirdin yoksa?
Patron, silahtan anlayacak kapasite yok bunda. Onun kafasını en iyisi suya sokalım. Şöyle bir nefesi kesilsin. Belki durumun ciddiyetini anlar. Bağlayın şunu. Alın şöyle. Ne yapacağız şimdi? Uçurtmamızı kim tamir edecek? Bir daha verdi abi de yok. Şş, neden ağlıyorsunuz siz çocuklar? Ne oldu? Uçurtmamızı tamir edecekti Hüdaverdi abi ama bir adam bizi kovdu. Hüdaverdi abiyle bir şey konuşacakmış. Kim? Kim? Nerede? Ali Hoca'nın evinde. Ali Hoca'nın evinde mi? Tamam çocuklar, siz üzülmeyin. Ali nerede? Söyle lan. Konuş! Yoksa öldürürüm seni. Konuş lan! Söyle! Ali nerede? Bak konuşmazsan bu evden ölüm çıkar. Ölüm mü çıkar? Ölüm çıkamaz ki. Ruh bedenden ayrılınca ceset hareket edemez demişti Ali Hoca. Bir keresinde bir Meftai devine gitmiştik. Gel bakalım. Konuşacak galiba. Demiştim suya dayanamaz diye. Çıkar. Ne yapıyorsunuz siz ya? Neredeyse boğuyordunuz beni. Sok. Çıkar. Konuş lan. Ali nerede? Tuzluymuş bu su ya. Sok lan. Sok! Gel. Sen iyisin değil mi? Ağrın sızın falan yok. Yok, iyiyim. Zaten sürekli soruyorsun. Kötü olma ihtimalim yok. Rahatsız oluyorsan sormam bir daha. Zahmet etme, ben yaparım. Ne zahmeti, olur mu öyle şey? Uzat ellerini. Ama olmaz öyle. Gerek yok gerçekten. Lütfen.
Sağ ol. Ben yemek hazırlayayım. Kümesten yumurta aldım. Şurada. Yumurta kırmayı biliyorsun değil mi? Yok, bilmiyorum. Öğretirsen sevinirim. Tamam, tamam dur. Ali. Duygu Hanım. Müdavimi yakaladılar. Müdavimi yakaladılar senin evinde şu anda. Söylediler. Ne işi var bu kızın burada ya? Tamam hadi gel gidelim. Hadi sakin ol. Ali. Nereye? Biraz işim var. Sen burada kal. Yaralısın ama. Bir şey olmaz merak etme. Sakın buradan ayrılma. Ali hocam. Geç kalmayalım. Neye geç kalmıyorsunuz pardon? Çok merak ettim ben de geleyim. Hayır Sevda. Sen burada kal dedim. Konuş. Konuş yoksa öldürürüm seni. Ali nerede? Çok su yuttum ya. Geçen sene denize gitmiştim. Orada da böyle su yutmuştum. Ama oradaki su daha tuzluydu. Buradaki çok tuzlu değil. Gözlerimi yakmıyor. Sen öldürecek misin kendini? Konuş. Konuş yoksa öldürürüm. Konuş lan konuş! Sen de dengesiz bir adamsın ya. Konuş diyorsun. Konuşuyorum. Konuşunca da sinirleniyorsun. Konuşmayacağım bundan sonra seninle. Küstüm. Bırakmayacak mısın kendini? Konuş lan! Konuş! Ali nerede? Konuş yoksa öldürürüm seni. Ali nerede? Neye bakıyorsun? Konuşsana Ali nerede? Ölecek adam patron. Gebersin! Hüdaver diye seni soruyorlardı. Eğer söylemezse onu öldüreceklerini söylediler. Ben çok korktum. Polise mi gideyim ne yapsam bilemedim. O yüzden kalktım sana geldim. İyi yaptın. Kimdi o giden? Ali. O kızla birlikte gitti. Tuğrul baba. Kim bu kız? Ali'nin iyi arkadaşı galiba. Öyle olsa bilirdim kızım. Ali benden bir şey saklamaz. Hiç bahsetmedi mi yani sana bu kızdan? Yok kızım, bahsetmedi. Hiç mi? Hiç. Patron, tamam patron. Konuş. Patron adam ölecek. Konuş. Patron tamam. Ölmüş galiba. Artık konuşamaz. Bırakın. Tamam Duygu.
Bundan sonrası bende. Ama Ali hocam. Duygu, ben de dedim. Hadi eczaneye gitsen. Korkma, bir şey olmayacak. Kardeşim. Sen iyi misin? He? İyiyim hocam. Biraz su yuttum galiba. Suyu fazla kaçırınca bayıldım herhalde. Uyandığımda kendimi yerde buldum. Sana bir şey olacak diye çok korktum. Hadi bir el at da şunları kaldıralım. Tamam hocam. Turul baba, Ali nasıl biri? Anlamadım. Yani çapkın falan mı mesela? Yok kızım, tövbe. Boş yere mi hoca diyorlar ona? Hiç olur mu öyle şey? Yani nereden bileceksin ki, sonuçta görmüyorsun. Uzaktasın ya. Ne bileceksin ki ne yaptığını, değil mi? Bir insanı tanıyorsan dünyanın neresinde olursa olsun ne yapacağını bilirsin. İnsan yanında olduğundan değil, kalbinde olduğundan emindir. Uygar, bir daha hata yaparsan seni ayaklarından tavana asarım. Ama bu defa cansız. Hadi Hüdaver, gidelim. Cansız hasar. Allah kahretsin! Uygar Bey, telefonunuz yanınızda mı? Şunu hadi, hadi! Hadi! Geldim, geldim, dur! Dur! Çalıyor. Uygar. Alo. Söyle Uygar. Ha, pilot. Hemen buraya gel. Ne oldu? Nereye geleceğim?
Oğlum, nerede kaldın? Sevda kızım da seni beklemekten helak oldu. Ne alakası var ya? Ben şey... O uygar pisliği bir şey yapar diye endişelendim. Siz daha bir şey yemediniz mi? Yok be oğlum. Sevda kızım tutturdu. Ali gelmeden yemeyeceğim dedi. Ben de onu uydum. Tuğrul baba, böyle her şeyi söyleyecek miyiz ama? Tamam kızım, tamam. Sen toksundur da şimdi. O eczacı kızla birlikte yemişsindir. Yo, ne alakası var kurt gibi açım. Şu hale bak arkadaş. Biz adamı ararken adam bizimkileri bulup işlem yapıyor. Hayır benim anlamadığım, bu adam geceleri yarasa gibi görüyor, onu anladık da. Gündüz gözüyle bu kadar adam, bir adamı indiremediniz mi lan? Pilot, Allah'ın adını verdim, sus. Gözünü seveyim, sus. Lütfen sus. Ya sen Ekrem? He? Oğlum biz seni bu adamların yanında boşuna mı verdik lan? Ne işe yararsın oğlum sen? Adamı karşında görmenle kendini yerde bulman arasında 3 saniye var pilot. Ben ne yapabilirim? Adam hayalet gibi. Öldüreceğim lan o hayaleti. O hayaleti öldüreceğim. Tamam oğlum. Öldüreceğiz. Öldüreceğiz de. Öldürmek için önce adamın yerini bulmamız lazım. E biz bu adamın yerini biliyor muyuz? Yok. O yüzden hadi sakin kafayla oturup ne yapacağımızı konuşalım. Hem midemizden ısıtacak bir çorba geçsin. Yürüyün. Niye söylemedin nereye gittiğini? İşim vardı dedi mi? Ne kadar da gizli bir işmiş bu acaba? Hem madem bu kadar gizli, niye o eczacı kız biliyor? Kim ki bu? Bence cevap ver. Alo. Alo. Duygu ben. Telefonunuzu Hüdaverdi'den aldım. Aloca'yı merak etmiştim. Geldi mi acaba? Geldi. Verir misin telefonu ona? Veremem. Müsait değil. Nasıl müsait değil? Uyuyor. Bu saatte. Evet, olamaz mı? İyi günler. Kimdi? Eczacı kız seni soruyor. Niye uyuyor dedin? Rahatsız edilmek istemezsindir belki diye. İlla konuşmak istiyorsan al buyur. Baba ben hemen geleceğim. Domatesle biber topladım bahçeden. Şimdi mutfağa gidip hazırlarım. Olur mu öyle şey Tuğrul baba? Sen otur, ben hemen hazırlarım. Sağ ol kızım. Kolay gelsin. Oğlum, nereye gitmiştin sen? O şerefsizler Hüdaverdi'yi almıştı baba. Onu kurtardım ellerinden. Sevda'ya niye söylemiyorsun? Kız çok merak etti seni.
Nasıl söyleyeyim Turul baba? Zaten yaşananlardan dolayı kendini suçlu hissediyor kız. Şimdi bir de Hüdaverdi'nin kaçırıldığını duyarsa iyice kendini suçlayacak. Onun seni düşündüğü kadar sen de onu düşünüyor musun demek. Yani ne alakası var Turul baba? Ben öyle bir şey mi söyledim? Duygu. Selam. Hayırdır? Dikkat etseydin bir gören olmasın seni buraya girerken. Sonra adın çıkmasın. İnsanların ne düşündüğünün benim için hiçbir önemi yok Tuğçe. Anneme beni sormuşsun. Gelsene içeriye. Gel. Geç otur. Bir kahve yapayım sana. Yok zahmet etme gideceğim eve. Ya olur mu öyle şey canım gel. Al canım. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Ya bu Sevda arkadaşın. Ali'den ne istiyor? Sevda? Ha yok canım Sevda'nın işi olmaz onunla. Gözü yükseklerdedir Sevda'nın. Nasıl gözü yükseklerde? Yani hayalleri var. Hem bir marka yüzü seçildi. Yakında ünlü de olur. Ali'nin de işi olmaz öyleleriyle. Bir an önce Ali'nin yakasından düşse iyi olur. Başına iş açmış çocuğun. Aa. Ne yapmış ki Sevda Ali'ye? Ya daha ne yapsın? Ali onun yüzünden yaralanmış. Tabii Ali iyi bir adam. Ondan yardım dilenen birini asla geri çevirmez. Aa. Şu an beraberler mi? Tabii beraberler. Çocuk bir şey diyemiyor diye dibinden ayrılmıyor. Merhametinden yararlanıyor. Neredeler peki? Duygu, bak Sevda'nın ailesi çok perişan durumda. O kadar merak ediyorlar ki. Bir görsen acırsın hallerine. Ben zaten onun için gelmiştim bugün eczaneye. Ya babası kalp hastası, korkuyorum kalp krizi geçirecek diye. Yani sana söylerim ama ailesinden başka kimseye söylemeyeceksin. Ay yok yok. Kime söyleyeceğim zaten? Ben onlar için. Neredeler Duygu? Tamam. Ama sadece ailesi rahatlasın diye. Tabii tabii ben de onun için. Bir görsen hallerini o kadar merak ediyorlar ki. Söyleyeyim de rahatlasınlar. Söyle onlara gidip alsınlar onu oradan. Tabii tabii. Adresi söylesene sen. Sana güveniyorum Tuğçe. Merak etme. Neredeler? Mimar Sinan Mahallesi. İntikam, o önündeki çorba gibidir Uygar. Ateş gibi sıcak. Eğer öfkeyle daldırırsan kaşığı, ağzın yanar. O yüzden üfleyerek yiyeceksin. Ağır ağır. Gerekirse sabredeceksin. Soğumasını bekleyeceksin. Yani sakin olacaksın. Biliyorum. İntikam ateşi yüreğini kavuruyor. Ama sabretmezsen intikamını alamazsın. Senin için söylemesi kolay tabii pilot. Benim kadar sevseydin sabredebilir miydin acaba? Çorbanı iç çorbanı. Soğuyunca bir şeye benzemiyor. Vedat, sen de çorbanı iç. Zaten bunların yüzünden mezar ziyaretine de gidemedik. İçtim ben pilot. Gidelim. Tuğçe arıyor.
Tuğçe. Uygar Bey, Sevda'nın yerini öğrendim. Ne diyorsun? Neredeymiş? Adresi mesaj çekiyorum şimdi. Umarım bu iyiliğimi unutmazsınız. Unutmam, merak etme. Sen adresten eminsin değil mi? Tabii, eczacı kızdan aldım. Yanındaymış bugün. Güzel. Aferin sana Tuğçe. Gönder hadi, bekliyorum. Tamam. Ali'nin yeri geliyor. Hah, geldi işte. Hadi gidelim. Ver bakayım şuna bir. Oo, bayağı da uzakmış be. Pilot, bu herif çok tehlikeli. Kendimizi garantiye alalım. Merak etme sen. Vedat, arkadaşlar hazır mı? Hepsi her daim hazırlar biliyorsun pilot. Ha. Hadi o zaman. Karnını iyice doyur. Çünkü her an o eczacı kız alıp seni götürebilir. Vallahi o kadar açım ki şu anda kimse beni bir yere götüremez. Ha, aç olmasan gidersin yani, öyle mi? Güzel. Sen neden yemiyorsun? Yersem konuşamam diye beni yedirmeye çalışıyorsun değil mi? Ama yanılıyorsun. Biz kadınlar iki işi birden yapabiliriz. Siz erkekler gibi değiliz yani. Vedat, şunun yanına geç. Çok yavaş kullanıyor. Gaza bas biraz, gaza. Yürü Sarp, yürü. Hadi hızlı yürü. Ulan öküz hayvana bak, hayvana. Sen alan öküz! Cep telefonu var mı? Efendim abi? Cep telefonu diyorum. Var mı? Var abi. İyi. Şarjı var mı? Var abi. Güzel. Uzat bakayım ayağını. Abi. Uzat ayağını. Uzat. Oğlum uzat ayağını. Oğlum, çok kıpraşma. Kemiğe girecek, sakat kalacaksın. Ha. Sonra çok kan kaybetme. Alım çıkarsın alan telefonu. Aferin.
Buyur Tuğrul baba. Sağ ol. Afiyet olsun. Oo, maşallah. Çok güzel yapmışsın kızım. Eline sağlık. Afiyet olsun. Ali pek beğenmedi galiba. Bir şey söylemediğine göre. Herhalde daha iyi kahve yapanları var. Yo, çok beğendim aslında. Eline sağlık. Afiyet olsun. Biri vardı aslında. Ya. Halime teyze vardı yetimhanede. Hatırlar mısın Tuğrul baba? Çok iyi kahve yapardı. Süleyman'dan hiçbir iz yok mu Ali? Maalesef yok Tuğrul baba. Süleyman kim? Oğlunuz mu? Oğlum sayılır. Kardeşim. Evi sarın. Ali! Geldiler. Geldiler. Tuğrul baba! Ali! Tuğrul baba geldiler. Korkma kızım. Kimsenin zarar görmesini istemiyorsan. Selamun aleyküm ver Anadolu. Sevda'yı bırak. Evin etrafı sarıldı. Selamun aleyküm. Hiçbir yere kaçamazsın. Kaçamazsın. Tuğrul baba geldiler, ne yapacağız? Korkma. Sakin ol. Sakin ol. Ali, ne yapacağız? Silahları var, ne yapacağız? Sakin ol. Siz yukarı geçin. Ben halledip geleceğim. Olmaz. Ben çıkıp onları oyalayacağım. Sen Sevda'yı sakla. Sonra da gereken neyse yaparsın. Tuğrul baba. Olmaz benim oğlum. Olmaz. Ali. Hadi gel. Ali ne yapacağız? Buradan yukarı. Bak ne olursa olsun, ne duyarsan duy, buradan çıkmayacaksın, tamam mı? Gitme Ali. Hem yaralısın zaten. Baş edemezsin onlarla. Öldürürler seni. Korkma. Söz veriyorum, döneceğim. Söz. Sana bir şey olursa kendimi asla affetmem. Ne olur dikkat et. Hadi.
Neredeler ihtiyar? Sana soruyorum, duymuyor musun? Neredeler? Kimi soruyorsunuz? Sağır değilmiş ama kör galiba. Lan biri sustursun şu iti. Şşş. Ödem ne yapıyorsun lan? Hayvana silah çekilir mi hiç? Görmüyor musun? Bağlı hayvan. İndir o silahı. İndir lan. Hadi içeri bakalım. Şu yarasayı ininden bir çıkaralım ha. Sen kimsin oğlum? Çok iyi bir insan. Bunları hak etmiyor olur, yardım et. İhtiyar. Hadi çekil önümüzden. Bak elimden bir kaza çıkacak. Kimse benden izinsiz evime giremez. Vedat. Bu ihtiyarın sesi bana hiç yabancı gelmiyor. Acaba biz bununla sokakta falan mı karşılaştık? Yok pilot. Ben bu cins bir adamı bir yerde görsem bir daha unutmam. Sar. Alalım amcayı. Çekil şuradan ihtiyar. Oğlum bu yarasanın etrafında bir tane normal adam yok mu lan? Bak. İhtiyar. Şimdi sen görmüyorsun. Ama ben sana manzarayı anlatayım. Yanımdaki arkadaşımın silahı tam senin yüzüne dönük vaziyette. Eğer kapıdan çekilmezsen kafana sıkacak gibi duruyor. Anladın? Ha, ben yaşayacağımı yaşadım. Demiyorsan çekil kapıdan. Vedat. Allah'ım. Allah'ım Onur yardım et.
Ali! Beni duyduğunu biliyorum. Hemen ortaya çıkmazsan... Bu ihtiyar kör ölür. Allah'ım yardım et. Allah'ım yardım et. 10 saniyen var. Duyuyor musun beni? 10, 9, 8, 7, 6. Allah'ım yardım et. 4. Dur. Onu bırak. Beni al. At silahını. At. Buraya kadar. Ne biçim bir adamsın lan sen? He? Hocayım ayaklarına yatıyorsun. Sonra adamın sevgilisini kaçırıyorsun. Hangi kitap yazar lan bunu? Anlamadım. Ne sevgilisinden bahsediyorsun? Yeter pilot. Konuşturma şunu. Yetti bizi oyaladı. Doğru söylüyorsun. Senin hakkındır. Bitir işi. Hayır! Ali! Ali! Vuracaksan beni vur. Onun bir suçu yok. Sevda, sana dışarı çıkmadım işte. Öldüreceksin Ali. Sevda, çekil. Çekil oradan, çekil! Uygar, ne oluyor lan? Ha? Oğlum bu kız senin sevgilin değil mi? Sevgilim o benim. Bu şerefsiz aklını çeldi. Ne sevgilisi be? Yalan söylüyor. Ben o pisliğin sevgilisi olmadım hiçbir zaman. Dur bir dakika, dur bir dakika. Yani şimdi bu herif seni kaçırmadı mı? Asıl beni bu pislik kaçırdı. Ali kurtardı beni. Uygar ne diyor oğlum bu kız? Ne diyorsa diyor. Seviyorum ben. Aşığım, anlamıyor musun? Çok seviyorum. Aşığım, yetmez mi? Yetmez tabii lan. Bana yalan söyledin oğlum. Yanlış yaptın Uygar. Üstelik bana yanlış yaptın. Ben sana kırmızı çizgilerim var demiştim. Sen dua et. Sana can borcum var. Anladın? Pilot. Sana gelince seninle mahallede işime taş koyma işini ayrıca konuşacağız. Tabii o zamana kadar sağ kalabilirsen. Tabii. Ne zaman istersen. İhtiyar. Sen de hakkını helal et. Rahatsızlık verdik. Yürüyün lan. Sevda. Sana çekil dedim. Sevda, hadi çekil. Korkma, bir şey olmayacak. Vuracaksan ilk beni vur. Sarp. Sevda'yı al. Çabuk, çabuk. Ne yapıyorsun? Bırak! Bırak beni pislik! At silahını Uygar. O tetiği çekersen. Sen dostunu vurursun, ben de seni.
Pratiğini yap. Ha. Aferin. Sandığımdan akıllıymışsın. Sevda, Turul babayla beraber içeri girin. Ama Ali... Sevda, dediğimi yap. Gel Turul. Seni daha yeni uyarmıştım Uygar. Sen dinliyorsun, duymuyorsun. Bakıyorsun, görmüyorsun. Anlaşılan o ki... toprağa kavuşmadan uslanmayacaksın. Dur Ali. Ateş etme. Kimsin? Kurt Bey'in adını vermem yeterli olur mu? Ben Uygar'ın amcasıyım. Seni tanımadığı için bir cahillik etti. Onun adına ben senden özür dilerim. Bu seferlik affet. Uygar bundan sonra ne senin ne de o kızın yanına yaklaşacak. Söz veriyorum. Ben ona bir şans verdim. Heba etti. İkincisine layık değil aslında. Ama Kurt Bey'in adını verdin. Al götür. Ama bir daha karşıma çıkarsa... Kurt Bey'i de dinlemem. Ezerim. Yaralan. Ne işiniz var burada? Benden uzak durun demiştim. Seni bugünler için yetiştirmedik Ali. O Uygar denen şerefsizi kurtarmak için mi geldiniz gerçekten? Yok. Yanlışım var. Seni kurtarmaya geldik. Unutma. Görev dışında adam öldürürsen teşkilat arkanda durmaz. Sizden yardım isteyen yok. Ali! İte çakala bulaşma. Sen bizim için çok kıymetlisin. Bunu sakın aklından çıkarma. Gittiler Turul Baba. Her şey halloldu. Ali oğlum.
Pilot dedikleri o adam kim? Tanıyor musun? Mafya bozuntusu şerefsizin teki. Uygar'ın yancılığını yapıyor. Niye sordun? Yok bir şey oğlum. Kimdi gelen? Kurt Bey. O bir şey yapamıyor mu kardeşini bulmak için? Yok baba. Vaktiyle çok aradılar ama bir sonuç çıkmadı. Ah be Ali. Ölmeden evvel abi kardeş kavuştuğunuzu bir görebilsem. Başka bir şey istemem Mevla'dan. Ben de baba. Ben de. Vedat. Keşke Kur'an okumayı bilseydik bir adam. Birkaç bir şey okurduk be. Hı? Oğlum hadi ben sokaklarda büyüdüm de. Sen niye öğrenmedin Vedat? Sen sokaklarda büyümedin ki pilot. Babam seni sokaklardan aldığında kaç yaşındaydın sanki? Hem seni benden çok severdi biliyor musun? Yok be oğlum. Öyle öyle. Ben de onu çok severdim bir adam. O benim hem anamdı. Hem de babam. Babam mı bu? Git buradan Vedat. Doğru mu? Babam mı o pilot? Yok oğlum. Değil lan. Git buradan hadi. Babam lan şimdi.
Babam lan işte. Babam lan işte, babam! Ağlamak yok oğlum. Ağlamak yok. Bizim acıyı yaşatanı bulacağız. Onu bulacağız. Soyun, sopunu, sülalesini. Kurtacağız yeminle. Erniko'nun intikamını almadan ağlamak yok. Ağlamak yok. Yok. Yok ağlamak yok. Babamızın intikamını almadan ölmek de yok. Sıkma canını. Kardeşini bulacaksın. Ben inanıyorum. İnşallah. O Uygar alıp giden kimdi? Biliyor musun? Boş ver Sevda. Bunları düşünme sen. Uygar artık seni rahatsız edemeyecek. Önemli olan da bu. Hadi girin. Sana o adamdan uzak dur demedim mi? Yetişmeseydim öldürecekti seni. Bin kere ölsem de yine de Sevda'yı o herife bırakmam. Neyin afra tafrası ulan bu? Zor aldım adamın elinden seni. Uygar, sen hala tanımadın bu Ali'yi. Senin gördüğün o adamın tövbe etmiş hali. Unutma. Alo. Annem. Annem neredesin annem sen? Çok özledim ben seni. İyi misin anne? Annem. İyiyim. İyiyim merak etme. Neden gelmiyorsun anneciğim eve? Neden gelmiyorsun? O Ali Hoca denen adam mı yollamıyor seni anneciğim? O hep aramamı söyledi anne. Bu çok iyi biri. Neden gelmiyorsun o zaman? Ben sana kurban olurum anne. Ne olursun evine gel. Ne olur ben seni çok özledim. Ben de çok özledim anne. Kurban olurum ben.
Alo. Alo, dur. Ne olur kapama kızım. Ne olur kapama ya. Bak bir dakika dinle beni. Sevda. Ben çok üzgünüm be kızım. Senden özür dilerim. Bak baban olarak senden af diliyorum kızım. Ne olur Sevda, beni affet. Bak sana söz veriyorum Sevda, bundan sonra istemediğim hiçbir şeyi yaptırmayacağım. Kızım ne olur. Eve geri dön. Sevda eve geri dön. Bak perişan olduk biz kızım. Annen de ben de perişan olduk. Eve geri dön. Tamam. Tamam. Tamam geleceğim. Geleceğim diyor Ayriye. Ali, rica etsem beni eve bırakabilir misin? Annemleri çok özledim. Elbette. De bir dakika. Sen ne zaman yıkadın ki üstündekileri? Tertemiz olmuş. Siz o eczacı kızla gezip tozarken ben de kıyafetlerinizi yıkadım. Yukarıdalar. Temiz temiz giyersiniz. O zaman ben kıyafetlerimi giyeyim, sonra da çıkalım. Tuğrul baba, sen de hakkını helal et. Her şey için çok teşekkür ederim. Estağfurullah. Sağ ol kızım. Sağ ol. Baksana, sen hep Tuğçe'nin mahallesinde mi oturuyordun? 2 sene oluyor. Ben seni hiç oralarda görmedim öyle. Sen çok gelir miydin mahalle? Tabii, gelirim. Ben de seni hiç görmedim. Senin şimdi telefonun yok ya. Biz nasıl haberleşeceğiz? Haberleşecek miyiz? İstemiyorsan haberleşmeyiz. Yani sen şimdi yaralısın ya, ben nasılsın, iyi misin diye sormak için söylemiştim. O yüzden yani. Ya artık evimin yerini biliyorsun. Bir ziyaret edersin. Yok ya. Ben niye ziyaret ediyormuşum? Ben yaralıyım ya. Ha, doğru. Ben yarın sabah gelirim o zaman. Yani... Yaralısın ya. Ne
E hadi. Ne hadi? Gelmeyecek misin? Annem ve babamın kızlarını kimin kurtardığını bilmeye hakları var bence. Yok, ben rahatsızlık vermeyeyim şimdi. Ne rahatsızlığı, saçmalama. Ya başka zaman Sevda. Ya Ali, hadi ama lütfen. Lütfen. Tamam peki. Uygar'dan kaçarken evine girdim. Başına bin bir türlü bela açtım. Hepsinin üstesinden geldi. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Hadi gelin içeri, gel. Ben rahatsız etmeyeyim. Ay, olur mu öyle şey? Gelin, gelin. Hadi, hadi lütfen. Sevda! Sevda! Baba! Kızım! Kızım! Be kızım! İyisin değil mi? İyisin. İyiyim baba. Bak seni kimle tanıştıracağım. Ali Hoca, beni o Uygar denen pislikten kurtaran adam. Baba?